Merhaba arkadaşlar, ben Hanif Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bizi takip etmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Problemler kampına katılmak isteyen arkadaşlar için videonun altına link bıraktım arkadaşlar. Oradan problemler kampına başvurabilirsiniz. ÖSYM bu soru türünü arkadaşlar, soru tarzını ilk defa sordu. Daha önceki yıllarda bu soruyla ilgili benzer bir soru sorulmamıştı arkadaşlar. Bu soru ilk defa MSÜ'de 2022 MSÜ'de çıkan bir soru arkadaşlar ve bu soru tarzının ben bundan sonraki yıllarda DGS, KPSS ya da ALES sınavlarının birinde tekrar sorulacağını tahmin ediyorum. Soruyu birlikte yorumlayalım. Sizin burada cevabınız nedir arkadaşlar? Cevaplarınızı şimdiden verebilirsiniz. Birlikte çözelim soruyu. İki basamaklı ardışık dört tek doğal sayı belirleniyor arkadaşlar. Belirlenen bu sayıları oluşturan tüm rakamlar çarpıldığında 21 çarpı 6 üzeri 6 sayısı elde ediliyor. Buna göre belirlenen bu sayıların en küçüğünün rakamları toplamı kaçtır? Bize sorduğu soru bu. Tabii ki şimdi soruya baktığımızda ilk yapacağımız şey şuradaki verileni yani çarpanlarını ayırmaktır. Yapacağımız en mantıklı değer. Şimdi 21'i 3 çarpı 7 diye ayıracağız. Zaten bunu biliyorsunuz arkadaşlar. 6 üzeri 6'yı da 2 üzeri 6 ve 3 üzeri 6 diye çarpanlarına ayırabiliriz. Şimdi buradan devam ettiğimizde 3 çarpı 7, 2 üzeri 6'yı da yani 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 şeklinde yazabiliriz. Ya da 2'nin 3. kuvveti, 2'nin 3. kuvveti diye ayırabiliriz. 3 üzeri 6'yı 3'ün karesi, 3'ün karesi, 3'ün karesi. Yani ya bu şekilde ayıracaksınız ya da tek tek 2 çarpı 2 çarpı 2 6 tane 2 6 tane 3'ü tek tek yani çarpanına ayırıp bakacaksınız. Şimdi buradan devam ettiğimizde 3 çarpı 7, 2'nin 3. kuvveti 8, 2'nin 3. kuvveti 8, 3'ün karesi 9, 3'ün karesi 9, 3'ün karesi 9. Elimizdeki sayılar bunlar arkadaşlar. Yani bunlarla oluşturabileceğimiz tek sayıları arıyoruz. Tek sayılar ne olabilir? Örnek veriyorum. Yani şimdi buradan baktığımızda ne oluşturabiliriz? Hani mesela 37 oluşturabilirmişiz gibi geliyor bize. 37 var. Şimdi 37 çarpı işte 39 değil mi? 37 oluşturabileceğimiz sayılar. Çarpım değil de oluşturabileceğimiz sayılar 37. Rakamlarını çarpacağız zaten. 39 oluşturabiliyormuşuz gibi. Şu gitti işte. 39 desek buradan bir 3 gitti. Buradan bir 9 gitti. Burada bir 3 hala duruyor. Ondan sonrası 41 desek, 43 desek 9 nereye gitti? 9 kalıyor. Yani bu şekilde şu an bunu oluşturamıyoruz. Yani bu tutmuyor arkadaşlar, tamam? Bu olmadı. Peki aklımıza başka ne gelir arkadaşlar? Yani buradan baktığımızda aklınıza başka ne gelir? Sizin 77 deseniz olmaz. 79 deseniz hani örnek veriyorum 79. Sonra 81, 83, 85. Hayda. Burada bir de 5 var. Burada 5 yok arkadaşlar. Dolayısıyla yani hani bunu da oluşturamayız. Aklınıza başka böyle tek sayı olacak şekilde 9 var, 8 var, 3 var, 7 var. 3 ile 7'leri kullandık. 73, 75, 77 olmuyor. Zaten 6'lar çok olacak gibi durmuyor. Hani 69 desek 71 desek, 73 desek olmaz. 65 desek, 67 desek, 67, 69, 71, 73 iki tane 7 lazım. Elimizde en son bir 8'ler kaldı sanıyorum. 8'leri denememiz gerekiyor. Yani 87 deseniz 7'yi kullandık, 8'i kullandık. Yani şu ikisini şu an kullandık. Bunu kullandık, bunu kullandık gitti. 89 desek bir tane 8'i daha kullandık. 9'u kullandık. Çok güzel. İki tane kullandık. Sonra 91 var sanki. 91 bir yokmuş gibi geliyor değil mi? Bir yok diyorsunuz. O zaman şuraya çarpı bir desek ne fark eder? Hiçbir şey fark etmez. Yani sonuçta bir değişiklik olmayacaktır. O zaman buradaki biri buna kullandığımızı varsaysak. Sonra 93 desek bakıyoruz. Bütün rakamları kullandık. 87, 89, 91 ve 93 arkadaşlar. 4 tane sayı ardışık tek sayılar arkadaşlar. Ve bunların çarpımları bize 21 çarpı 6 üzeri 6'yı oluşturuyor. Bu sayıların en küçüğünün rakamları toplamı nedir arkadaşlar? 8 artı 7, 15. Çok güzel bir soru. Yani ÖSYM'nin bu son sorduğu sorulardan bir tanesi. Bu tarz bir soru her an gelebilir arkadaşlar. Bunun benzeri gelebilir, bu tarz gelebilir, farklı olabilir.
Ama böyle mantık gerektiren sorular bekleyin arkadaşlar. Bu tür ÖSYM'nin çok sevdiği soru türleridir, soru tipleridir arkadaşlar. Bu soruları mutlaka bekleyin. Evet, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yeni muhteşem videolarla tekrardan birlikte olmak dileğiyle görüşmek üzere. Hoşça kalın.